Hızır Aleyhisselam'ın hayatının kaldığımız kısmından devam edeceğiz. Mor koyunun beslediği Hızır Aleyhisselam'ı bir çoban almıştı en son. Annesi onu bir mağaraya bıraktıktan sonra, 3 gün sonra oğlunu görmek için yine gizlice şehir dışına çıkıyor. Mağaraya geliyor. İçeriye girdiğinde yıkılıveriyor kadıncağız. Mağaranın etrafını araştırıyor. Ama oğlunu bulamıyor. Dışına çıkıyor, sağa sola koşuyor. Kendisinden bir eser yoktu. Oğlum diye bağırsa da, sesi karşı dağlardan yankılansa da, maalesef karşılık gelmiyordu sesine. Yine mağaranın içine girdi. Çocuğunu doğurduğu yere gitti. Oturdu, ağladı. Uzun süre oğulda yerde kaldı. Çocuğunu sardığı bezler de yoktu. Kendi kendine, eğer oğlumu hayvanlar yemiş olsalardı, onu sardığım bezler burada olurdu. Acaba oğluma ne oldu dedi. Onu biri aldı götürdü desem, kim başına bela almak ister diye düşündü. Sonra ağlayarak mağaradan çıkıyor. Kimseye sezdirmeden saraya geliyor. Kendisini kocası Melkan karşıladı. Heyecan ile sordu. Nasıl, oğlumun durumu iyi mi dedi. Elha, Hızır Aleyhisselam'ın annesi. Ağlayarak kocasının kollarına atıyor kendini. Oğlumu sordum dedi Melkan. Oğlumuz yerinde yoktu dedi. Yere yıkıldı kadın. Melkan eşinin yüzüne su serpiyor. Kendisine gelince onu hayvan mı parçalamış? Sanmıyorum dedi. Peki ona ne olmuş olabilir? Oğluma ne olduğunu bilmiyorum ama onu yırtıcı hayvanların, özellikle de aslanların parçalamadığından eminim dedi. Nereden biliyorsun? Eğer onu yırtıcı hayvanlar parçalasaydı, mutlaka orada bir kan olurdu. Hiç kan izi görmedim. Hayvanlar oğlumu yeseydi, bezi ve kundağı orada olurdu. Onu alan bezi ve kundağıyla beraber alıp incitmeden götürmüş. Yani hayvanların yemediğinden eminsin dedi. Evet, adım gibi eminim. Eğer yırtıcı hayvanlar oğlumu yiyecek olsalardı, onu doğurduğum gece yerlerdi. Sadece onu değil, benim de onu da birlikte parçalardı. Aslan ve kurtlar isteseydi ikimizi beraber parça parça ederdi dedi. Ama o gece hayvanlar bize dokunmadı. Hatta hayvanlar bana yol gösterdiler. Benim doğurduğum çocuğun çok mübarek ve kutsal bir insan olacağına inanıyorum dedi. Melkan eşi, Nemrut'tan sonra gelen baş kafir, Hızır Aleyhisselam'ın babası, üzüntülü bir şekilde soruyor. Yırtıcı hayvanlar tarafından yenildikten sonra mı dedi. Dedi ya, oğlumun çok mübarek bir insan olduğuna inanıyorum. O hala zannediyor ki, yırtıcı hayvanlar onu götürüp parçalamışlar. Ama eşi ısrarla hayır dedi. Oğlum yenilmedi, o ölmedi. Biri bulup evlat edinmiştir dedi. Melik Melkan acı acı tebessüm ediyor. Erkek çocukların öldürüldüğü bir zamanda kim mağarada bulduğu bir çocuğu alıp evine götürür? Hiç kimse başının belaya girmesini istemez dedi. Ama eşi Elha ısrarla oğlumun sağ olduğuna adım gibi inanıyorum. Rabbim bana ve ona yardım edecektir. Bekleyelim görelim dedi. Sevilen çocuk Belya, Hızır Aleyhisselam'ın adıdır Belya. Nasıl sevilmesin ki, o kendi çağında yeryüzünün en mübarek insanıydı. Onun yeryüzüne gelişini engellemek için Nemrut 100 binlerce erkek çocuk kurban ediyor. Saltanatı mahvolacak diye 100 binlerce çocuğun kellesini almıştı. Bedenlerini annelerine, kelleleri Nemrut'a gidiyordu. O Hızır Aleyhisselam'dı. O geleceğin gizemli, karizmatik bir insanı olacaktı. Allah tarafından ona ilim ve rahmet veriliyordu. Onun çocukluğu da büyüklüğü gibi nuraniydi, rahmaniydi. Sevimli bir bebekti.
elmanın sütüne emerek büyüyor, hızla gelişiyor. Küçükken fark edilmesin diye Allah'ın bir hikmeti olarak bebekken, yani küçük çocukluğunda hiç ağlamadı. O ağlamadığı için kimse de evlerinde küçük bir çocuğun olduğunu fark edemediler. Ve Hızır Aleyhisselam, yine Rabbimin bir hikmetidir ki, bir aylık bebek iken bir yaşındaki çocuk gibiydi. Bir yaşına geldiği zaman 3 yaşındaki çocuk gibiydi. 2 yaşına geldiği zaman 5-6 yaşındaki bir çocuğu andırıyordu. Böylelikle onun o yasak dönemde doğduğu anlaşılmıyordu. Elma Hatun, Belya'yı dışarıya çıkardı bir gün. Belya gün yüzünü ilk defa görüyor. Yıllar sonra. Onun kim olduğunu soran komşularına da kendi oğlu olduğunu söyledi. Ama dediler ki, biz daha önce onu hiç görmedik. Şimdiye kadar annemin yanındaydı. Daha yeni eve getirdim diye cevap veriyordu. Herkes de ona inanmıştı. Çünkü onun yalan söylediği duyulmamıştı. Belya köyde sevilen bir çocuktu. Zekiydi, akıllı bir çocuktu. İnsanlar tarafından sevildiği gibi hayvanlar tarafından da sayılıyordu. Belya tek başına korkulu yerlere gidebiliyordu. Hiçbir yırtıcı hayvan ona ilişmiyordu. Onun bu halinin farkına varan köylüler aslanlı mağara gibi korkulu yerlere Belya'yı gönderiyorlardı. Günün birinde kuzunun biri kuyuya düşmüştü. Kör bir kuyuydu. Susuz ve derindi. Annesi kuyunun başında durmadan acı acı meğliyordu. Bütün insanlar toplandılar. O hayvanı kuyudan çıkarmaya çalıştılar. Çıkaramadılar. Hızır Aleyhisselam daha bir çocuk olmasına rağmen kuyunun başına geliyor. Koyuna bakıyor. Yavrusunu kuyuya düşürmüş olan koyuna bakıyor. Gözlerinden öpüyor. Henüz bir çocuk olmasına rağmen kuyunun dibine iniyor. Elinde kuzu ile kuyunun derinliklerinden çıkıyor. Köylüler sevinç çığlıkları atarlar. Hep birlikte Belya'nın gözlerini öptüler. Onu el üstünde gezdirdiler. Ve kuzunun sahibi o kuzuyu annesiyle beraber Hızır Aleyhisselam'a, Belya'ya hediye ediyor. O günden sonra bütün insanlar Belya'ya değişik bir gözle baktılar. Bütün köylüler onu konuşuyordu. İki köylü bir araya geldikleri zaman Belya hakkındaki konuşmaları şuydu: bu çocuk gelecekte büyük bir insan olacak. Diğeri soruyor, kahin mi? Hayır, kahin değil, daha başka. Ya nasıl bir insan? Bu çocuk peygamber olacaktır diyorlardı. Dedelerimizin anlattığı Hud aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi, salih peygamberler gibi. Ebleya oğlunu okuma ve yazmaya vermesi lazımdı. Çünkü köylüler de öyle diyordu. Böylesine zeki bir çocuğun okuma yazma bilmesi lazım. Belya'nın geleceğini düşünerek onu okumaya verdiler. Hızır aleyhisselam daha çocukluğunda okuma ve yazmayı öğreniyor. Diğer çocuklardan daha erken. Ve Hızır aleyhisselam ile beraber rahmet iniyor o köye. Çoban Ebleya'nın evine özellikle. Hızır aleyhisselam ile Ebleya'nın evine bereket gelmiş. Koyunları hep ikiz doğuruyor. Ve kısa sürede köyün en varlıklı insanı olmuştu. Diğer köylülerin koyunlarına kurtlar, yırtıcı hayvanlar saldırdığı halde onun koyunlarına bir şey olmuyordu. Kurtlar Ebleya'nın koyunlarına saldırmıyordu. Hatta bir defasında Hızır aleyhisselam kuzuların başındayken büyük bir kurt sürüsü yanından geçiyor. Ama geçtiği halde ona ve kuzularına zarar vermemişti. Durumu gören köylüler hayret etmişler. Oldukları yerde dona kalmışlar. Kurt sürüsü bu. İllaki içlerinden bir tanesi saldırması gerekiyordu. Ama dokunmadılar. Adeta büyülenmişlerdi sanki hepsi. Ebleya eşi Elma'ya soruyor. Belya'ya iyi bak diyor. Bu çocuğu incitme. Bu çocuk mübarek bir insan olacak diyor. Elma ise, öz evladıma göstermediğim sevgiyi, anneliği ona gösteriyorum dedi. Onu kendi çocuklarımdan daha çok seviyorum.
Beni sanki ona bağlayan manevi bir bağ var. Belya'da insanı kendisine çeken bir cazibe var. Uğurlu bir çocuktur dedi kocası. Hakikaten öyledir. Bazı çocuklar çocuk dahi olsa Allahu Teala sevdirmedi mi çocuğu dahi sevemiyorsun. Evet, her çocuğu seveceksin, sevmek zorundasın. Onu korumak zorundasın, ayrı bir mesele. Ama çocuk da olsa bazı çocukların sevgisi kalbe daha fazla geliyor. İşte Belya herkesin gözünde böyle bir çocuktu. Dağlarda yaşayan salih bir kul vardı. Bu zat okuma ve yazma biliyordu. İsteyenlerin çocuklarına da okuma yazma öğretiyor. Kimse onun adını bilmezdi. Ona bilge adam diyorlardı. Çünkü o zat kahin değildi. Falcı değildi, sihirbaz değildi. Halka sadece ilim öğretiyor. Okuma yazma öğretiyor. Halkın çocuğu ondan kaçıyordu. Ama o zararsız bir insandı. Düşünen, halkı düşünmeye sevk eden sözleri söyleyen bir zattı. Hızır Aleyhisselam büyüdü. Dağlarda koyun gidiyor. Tek başına en korkunç yerlere gidebiliyor. Aslanların, yırtıcı hayvanların inlerinin olduğu yerlerde yalnız gezebiliyordu. Korkusuz bir çocuktu. İnsanların çoğu ona geleceğin büyük bir adamı gözüyle bakıyor. Ve Hızır Aleyhisselam hiç kimsenin gündüz gitmeye gidemediği yerlere geceleri tek başına gidiyordu. Tek başına, korkmadan, özellikle de aslanlı mağaraya. Kayaların üzerinde oturur. Saatlerce sessiz bir halde düşünür. Kavminin halini, kendisini düşünür dururdu. Çünkü kavmin hali kendisini üzüyordu. Onların kendileri gibi bir insan olan Nemrud'a yaptıkları, taptıkları o halleri Hızır Aleyhisselam'ı çok üzüyordu. İnsan insana ne yapıyor diyordu. Allah'ım ne kötü şey. Keşke bu insanlar akıllarını kullansalar. Tabiata baksalar, bu tabiatın kendiliğinden var olmadığını, boşu boşuna da yaratılmadıklarını anlarlardı, baksalardı. Bu insanları kurtarmam lazım ama nasıl diye düşünüyordu. Ebleya yanına geldi, o çoban. Başını okşadı. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Kainatı düşünüyorum. Tabiatı düşünüyorum. Bizi düşünüyorum. Ebleya, ben düşünmeyi severim dedi ama düşüncelerim hep boşta kalıyor. Düşüncelerimle asla bir yere varamıyorum. Ama iyi düşünen, düşünceleriyle de bir şeyler elde eden ve boşlukta kalmayan ermiş bilge zat biliyorum dedi. Seni ona götüreyim dedi Hızır Aleyhisselam'ı. Hem sana okuma yazma öğretsin, hem de sana düşünmeyi, düşüncelerinde derinliklere yol bulmayı öğretsin dedi. Ebleya, Belya'nın elinden tutuyor, onu o bilge adama götürüyor. Belya bilge adamın yüzüne bakar. Nur yüzlü bir zat. Köylülere hiç benzemiyor. Bilge adam Belya'ya tebessüm ediyor. Saçını okuyor. Ne tatlı çocuksun. Ebleya, efendim dedi. Bu çocuğu size getirdim. Buna okuma yazma öğretmeniz için. Ne mutlu bana dedi. Belya o bilge adamdan okuma yazma öğreniyor. Tevhid dini üzereydi çünkü o bilge adam. Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselama inen ilahi suhufları okumuştu o adam. Belya o bilge adamdan tefekkür ve tezekkürün hazzını alıyor. Düşündükleriyle kendi iç dünyasında yürümesinin yollarını öğreniyor. Bilge adam Belya'ya, bu kainatı yaratan Allahu Teala hazretleri asla onu başıboş bırakmaz diyor. Zaman zaman peygamberler gönderir. Son peygambere kadar birçok peygamber gelecektir. Bize düşen o ki, o yüce zatların Allahu Teala hazretlerinden getirdiklerini okumaktır. Onların yolunda yürümektir. Allahu Teala hazretlerine gereğince ibadet etmektir. İnsanlığın hayrı, kurtuluşu için çalışmaktır diyor. Görüyorsun, günümüzde insanlar krallara tapıyor. Krallar da putlara tapıyorlar. İnsanları krallara tapmaktan kurtarmak lazım. İnsanlığın kurtuluşu için kafanı yor, düşün diyordu Belya'ya. Çok oku, iyi düşünebilmek için çok bilmek lazım. Çok bilmek için de çok ama çok okumak lazım dedi. Bu her devirde böyledir.
çok bilmek, çok okumak lazım. Ve büyük buluşma olacak şimdi. İmtihan başlayacak şimdi. Kimin için imtihan, kimin için büyük buluşma, kimine müjde olacak? Burası çok heyecanlı bir nokta. Melik Melkan, yani Hızır Aleyhisselam'ın babası, Nemrut'tan sonra gelen baş kafir. Devlet idaresinde çalıştırmak için, geleceğin idarecileri olarak yetiştirmek için devlet bünyesine eleman alacaklar. İleride vali, işte diğer idari personel olarak görevlendirmek için veya askeri komutan olarak yetiştirmek için devlete zaman zaman asker lazım olur, eleman lazım olur. Birileri emekli olur, birileri şehit olur, birileri vefat eder. Onların yerinin dolması lazım. Ve mülakatlar yapılacaktır. Bunun için de akıllı, zeki, çalışkan, dinamik, yakışıklı çocuklar lazım. Bütün memlekete duyuru yapıyorlar. Akıllı, zeki, çalışkan, dinamik çocuklarınızı getirin. Melikimiz ileride devlet idaresinde çalıştırmak üzere imtihan ile eleman alacaktır. Devlet dairesinde çocuklarını çalıştırmak isteyen bütün aileler çocuklarının ellerinden tutup sarayın yoluna düştüler. Köylüler Ebleya'ya dediler ki, bak Belya çok akıllıdır, çok zekidir, çalışkandır, dinamiktir, yakışıklıdır da. O da imtihana girsin, belki gelecekte bir yerin valisi olur dediler. Ebleya, bizim çocuğumuz kazanamaz diye cevap verdi. Hatta Ebleya eşi Elma'ya, Belya'yı Melkan'ın açtığı imtihana götürsem nasıl olur diye sorunca, ona annelik eden Elma, iyi olur dedi. Gerçekten Belya'da olağanüstü haller görüyorum dedi. Onun aklı, zekası, güzel ahlakı yeryüzünde başka bir insanda olduğunu sanmıyorum dedi. O bambaşka bir çocuktu. İmtihana da girse kazanır mutlaka dedi. O geleceğin en büyük valilerinden biridir ama ama nedir hatun? Korkuyorum dedi. Neyden korkuyorsun? Onu kaybetmekten. Neden kaybedeceğiz? Bilmiyorum ama korkuyorum dedi. Eşi Ebleya sinirlendi ona. Bilmiyorsan neden kendi kendine kuruntular kurup da yersiz endişelere kapılıyorsun? Bilmiyorum. Yine bilmiyorum deyince Ebleya sinir küp oldu. Yumruğunu sıktı, eşine bağırdı. Bilmiyorumdan başka bir şey bilmiyor musun be kadın? Yıldızlara bakıyor Elma. Göğün mavi denizinde yüzen yıldızları seyrediyor. Hafifçe onu da bilmiyorum dedi. Ama her şeye rağmen biz Belya'nın geleceğiyle oynayamayız. Sen onu imtihana götür. Oğlum okusun dedi. Ve hatta beraber gidelim dedi. Büyük buluşma. Ebleya, Elma ve Belya şehrin yoluna düşüyorlar. Elma sanki artık bir daha onu göremeyecekmiş gibi Belya'nın boynuna sarılıyor. Onu öpüyor, onu okşuyor. Annelik yapan Elma çok heyecanlı. Belya'yı kaybetmekten korkuyor. Yolu yarılamışlardı. Eşine seslendi. Ebleya, söyle Elma, gel geri dönelim. Niye dedi, korkuyorum. Neden korkuyorsun? Belya'yı kaybetmekten korkuyorum dedi. Ya geldiler mi yine dedi. Yine geldiler mi hey heylerin? Ama annelik yapan Elma ses çıkarmadı. Yoluna devam etti. Belya soruyor Hızır Aleyhisselam. Anne, söyle oğlum, ben niye kaybolacakmışım? Hiç oğlum dedi, orası şehirdir, bizim köye benzemez. Orada kaybolursun diye endişeleniyorum. Korkma dedi, korkma anne, ben kaybolmam dedi. Şehre girdiler, saraya gittiler. Onlar gibi belki binlerce aile gelmişti. İlk gün büyük bir heyetin imtihanından geçtiler ve 100 kişi sadece imtihanı kazanmıştı. Belya ise o 100 çocuğun içerisinde birinciydi. Çocukları kazanan aileler seviniyordu, gülüyordu. Keyiflerine diyecek yoktu çünkü devlette çalışacaklardı artık. Ama annelik eden Elma bir türlü sevinemiyor. Hatta bir ara bir çocuğun annesi dedi ki, ne mutlu sana. Niye dedi?
Kadıncağız alaya alındığını zannetti. Kızdı. Niye olacak dedi. Senin selvi boyun, kara kaşın, siyah gözlerin, güzel endamın için ne mutlu sana demiyorum dedi. Oğlum birinci olduğu için, böyle bir çocuğun annesi olduğu için, olduğun için dedi ne mutlu sana dedim. Ama yanılmışım dedi. Elma kendisini yanlış anlayan kadının arkasından bakıyor. Ah diyor, sen içimdekileri bir bilsen. O yüz akıllı, zeki çocuğu aileleriyle birlikte misafirhaneye aldılar. Onları güzel bir şekilde ağırladılar. O gece istirahat ettiler. Sabah ışıklarıyla uyandılar. Çocukları büyük imtihana hazırladılar. Büyük imtihan için çocukları başarı durumlarına göre sıraladılar. Birinci sırada Belya vardı. Onu Melkan imtihan edecek. Gerçek babası imtihan edecek. Çağırdılar. Belya dediler. Belya anne ve babasının ellerini öperek içeriye giriyor. Sanki içeriye bir nur giriyor. Melik Melkan'ın gözleri kamaşmış. Hayretle Belya'ya bakıyor. Bakıyor, bakıyor. Uzun süre öylece kalıyor. Belya'nın cazibesine tutuluyor. Sanki bir şey onu Belya'ya doğru çekiyor. Yerinden kalkıyor, Belya'nın yanına gidiyor. Onun saçlarını okşuyor. Saçlarını okşarken sanki kendisine bir titreme gelir. İçine büyük bir sevinç girer. Adın nedir? Belya'dır efendim. Melkan mırıldanıyor. Belya, Belya. Ne güzel isim Belya. Melkan, Belya'nın o bilinmeyen cazibesine, o sevgisinin karşısında kendisinden geçiyor ki ne soracağını unutuyor. Gitti yerine oturdu. Başını ellerinin arasına aldı. Kendi kendine mırıldandı. Benim bu halime kan kaynaması derler galiba dedi. Evladım, yazı yazmasını bilir misin? Evet, bilirim dedi. Adını, anne ve babanın adını, oturduğun yerin ismini yaz bakalım. Belya istenileni yazıyor ve deriyi uzatıyor. Biliyorsunuz çok eski zamanda deriye yazılırdı. Buyur efendim. Melkan, Belya'nın yazısını gördüğünde şaşkınlığı biraz daha artıyor. Kendi kendine, bu yazıyı bir köylü çocuk yazamaz dedi. Bu çocukta bilinmedik büyük bir sır var, bir hikmet var dedi. Belya, içeride Melik Melkan'a imtihan verirken, Elma ile Ebleya sohbet ediyor. Ebleya Elma'ya, gördün mü diyor, bak başımıza hiçbir şey gelmedi. Senin bu kadar endişelenmen yersizdi diyor. Ben hislerimde yanılmam dedi. Bir şey eğer içime doğarsa o mutlaka gerçekleşiyor dedi. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bugünlerde de Belya'yı kaybedeceğimiz içime doğuyor dedi. Onu kaybetmekten korkuyorum. Belki dedi bu kez hissinde yanılırsın dedi. Keşke dedi. İnşallah. O sırada bir ses geliyor. Belya'nın anne ve babası içeriye gelsin. Elma ile Ebleya oldukları yerde dona kaldılar. Heyecandan yüzleri sarardı. O teşrifatçının haydi acele olun, Melik sizi bekliyor sesiyle ayağa kalktılar. Büyük bir korku ile Melik Melkan'ın huzuruna girdiler. Melik Melkan'ın karşısında tazimde bulundular, ona secde ettiler. Onlara sevgiyle oturmalarını söyledi Melkan. Rahatladılar. Melik'in sevgi gösterdiğini görünce rahatladılar. Derin bir nefes aldılar. Melik Melkan bir onlara bakıyor, bir Belya'ya bakıyor. Uzun süre onları süzdü. Bu çocuk sizin mi dedi. Beklenen soruydu bu. Evet efendim, bizim dedi. Melik Melkan yine onlara bakıyor. Yüz hatları, gözlerinin rengi, saçları birbirine hiç benzemiyordu. Melik Melkan kızgın bir sesle sordu. Bana doğruyu söyleyin, bu çocuk sizin mi? Elma heyecan ile Belya'nın boynuna sarıldı.
''Bu benim çocuğum'' deyip ağlamaya başladı. Orada kendisini belli etmişti. Melik'in şüpheleri biraz daha artıyor. ''Bana doğruyu söyleyin, yoksa sizi cellatlarımın eline teslim ederim.'' Ebleya kekeleyerek, ''Efendim'' dedi, ''onu çocukları öldürdüğünüz sene bir mağarada bulmuştum. Besledim, eşim ona süt verdi, bu hale getirdik. Hangi mağarada?'' ''Aslanlı mağarada efendim.'' Melik Melkan, taşlar yerine oturmaya başlıyor. ''Eğer bu benim çocuğum ise sizi altına boğarım.'' dedi. Kapıda beklemekte olan hizmetçilerine eşi Elha'yı çağırmalarını söyledi. Gerçek annesi Hızır Aleyhisselam'ın öz annesi içeriye giriyor. Belya'yı gördüğü zaman uzun süre ondan gözlerini alamıyor. Ona büyük bir sevgiyle bakıyor. Bir kuvvet kendisini Belya'ya doğru çekiyor. Çocuğun saçlarını okşuyor. ''Ne şirin çocuk'' diyor. Melkan eşine soruyor. ''Sen bebeğini, kaybeden bebeğini tanır mısın?'' ''Ne bebeği?'' diyor. ''Aradan yıllar geçmiş. Hangi mağarada bıraktığını hatırlıyor musun?'' ''Hatırlıyorum'' dedi. ''Orada kaybettiğin çocuğunu'' dedi. ''Görsen hatırlar mısın? Tanır mısın?'' Ümitsizce başını sallıyor. ''Eğer o yaşıyorsa onu tanımam mümkün değil ama şehadet parmağı ile orta parmağı birbirine bitişikti. Belki oradan tanırım'' dedi. Melkan hemen Belya'nın eline sarılıyor. Gerçekten de sağ elinin şehadet parmağı ile orta parmağı bitişikti. Bütün avazıyla bağırıyor. ''Bu senin oğlundur'' diyor. Elha Belya'nın parmaklarına bakar. Gerçekten de bebekliğinde olduğu gibiydi. Elma'ya döndü, ona annelik yapan kadına. ''Bu çocuğu nereden buldunuz?'' ''Kocam'' dedi, ''aslanlı mağaradan getirdi. Bizim mor koyun bir hafta ona süt vermişti.'' Elma'nın mor koyun sesiyle Elha'nın gözlerinin önünde şimşekler çakıyor. Mağaradan çıkıp ormanlığa doğru hızla koşan mor koyunu hatırladı. İsimlerde şaşırabilirsiniz. Elha, Hızır Aleyhisselam'ın gerçek annesidir. Elma ise ona annelik yapan kadındır. Ebleya ise ona annelik yapan kadının kocasıdır. İsimler o yörede birbirlerine böyle çok benziyor. Hızır Aleyhisselam'ın da gerçek ismi Belya idi, ona verilen isim. Dedi ki, biz o mağarada sahipsiz görünce alıp eve getirdik. Biz de çocuğumuz gibi ona baktık. O tehlikeli günlerde onu besledik, büyüttük, bugünlere getirdik. Elha soruyor. Üzerinde yeşil atlas bir kundak var mıydı? Evet, vardı. Yıllardır hasretini çektiği, kendisi için gözyaşları döktüğü oğlunun boynuna sarılıyor. Onu öpüyor. Sonra Elma'ya soruyor. Oğlumun adı nedir? Belya'dır diyor. Belya'nın ağırlığı kadar size altın vereceğim. Belya'dan başka çocuklarınız var mı diyor. Var diyor. Onları da getirin, hepsini imtihansız işe alacağız. Melkan olur manasında başını sallıyor. Hızır Aleyhisselam olup bitenlere bakıyor. Vefa duyguları kabarıyor. Büyük bir sevgiyle annelik yapan Elma'nın boynuna sarılıyor Hızır Aleyhisselam. Kulağına fısıldıyor. Üzülme anne. Bütün bunlar senin inandığın o yüce Allah'ın takdiridir diyor. Ebleya ile Elma gözyaşları içerisinde büyük bir altın yüküyle köylerinin yoluna gittiler, artık kendi yoluna vardılar. Takdiri ilahi ki Hızır Aleyhisselam babasının açtığı bir imtihanda güzel yazısı, iyi ahlakı, temiz aklı ile, yüksek zekası ile babası ve annesine kavuşuyor. Buradan sonra neler olacak? Nasıl Hızır Aleyhisselam'ın hayatı olacak? Bunu da işleyelim. O devrin insanları Nemrutlara, putlara, heykellere, yıldızlara taptıkları halde Hızır Aleyhisselam daha küçük bir çocuk iken bile
insanların putlarına, heykellerine aldırış etmedi. Köyde çünkü Elma annesi Allah'a inanan bir kadındı. Çocuklarına Nemrutların, o putların, o heykellerin ilah olmayacağını defalarca anlatmıştı. Kendisinde okuma yazma öğrendiği o bilge adam tevhid ehliydi. Kendisine Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini anlatmıştı. Hızır Aleyhisselam kainattaki nizamı, intizamı ve bunlardaki ahenge bakarak bütün bunların kendiliğinden olmayacağını biliyordu aslında. Ve bir olan Allah'ın varlığına inanmıştı. Sahih bir iman ile iman etti. Sarsılmaz bir imana sahipti. Putlardan, heykellerden nefret ediyordu. O putlara, o heykellere tapanlara acıyordu. Halkı putlara, heykellere tapmaya mecbur edenlere çok kızıyordu. Putların, heykellerin kendilerine bile bir faydası yoktu. Üzerine konan bir sineği bile def edemiyor. Üzerlerini pisleten kuşları bile savamıyorlardı. İnsanın yaratması mümkün değildi dedi. Çünkü put ve heykeller insanların eseriydi. Onlar insan yaratamaz dedi. Hızır Aleyhisselam evin tek oğluydu. Saltanatının da varisiydi. Babası onun üzerine çok eğiliyor. Eğitimine önem veriyor. Çünkü o geleceğin meliki olacaktı. Bir melikte bulunması gereken bütün bilgi, bütün beceri, bütün kültüre Belyan'ın sahip olması lazımdı. Babası Melkan onun yetişmesi için zamanın en büyük alimlerini, bilginlerini tutmuştu ama bu alimler de putperestti. Hatta bu bilginlerin yanında sihirbazlar, kahinler gönderiyordu Hızır Aleyhisselam'ı eğitmek için. Hızır Aleyhisselam öğretmenine giderken yolda abid bir insanla karşılaştı. Abid kimdi? Allah'a inanan, kendisini Allah'a adayan insandı abid. Ahlakı, konuşması, davranışları, anlattıkları kahin ve sihirbazların anlattıklarına, o bilgilere benzemiyordu. Farklı bir insandı. Ona yaşama sevinci veriyor. Onun bütün sorularını cevaplandırıyor ve tereddütlerini gideriyordu o abid. Bambaşkaydı. Hızır Aleyhisselam zamanın çoğunu abidin yanında geçiriyor. Abidin çardağını babasının sarayına tercih ediyordu. Öğretmenlerinin bilgilerinden çok abidin irfanına önem veriyor. Babası onu öğretmenin yanında sanıyor, öğretmeni de onu evde sanıyordu. O ise abidin yanında ders görüyor. Onun yanına diz çöküp saygıyla oturuyor, can kulağıyla dinliyordu. Ve abid konuştukça, güzellikleri tatlı tatlı ifade ettikçe, Hızır Aleyhisselam'ın abide olan saygısı, sevgisi daha da artıyor. Ve Hızır Aleyhisselam, ders almakla görevli hocalarından çok, dedim ya, zamanını abidin yanında geçiriyor. Ondan ilim alıyor, marifet alıyor, hak hakikati öğreniyor. Kahinler ve resmi hocaları ona Nemrutların, putların, heykellerin ilah olduğunu söylüyor. İnsanları kendi elleriyle yaptıkları taş parçalarına tapmaya çağırıyordu. O abid ise köyde yaşadığı dönemde Elma annesinin inandığı gibi bir olan Allah'a inanıyor. Ne karanlık bir devir o zaman. Cenab-ı Allah'ın bütün varlığını, Rabbisi olduğunu, yaratıcısı olduğunu, Cenab-ı Allah'ın her an insanların gözettiğini, gözetildiğini söylüyordu. Hak'tan, hukuktan bahsediyor. Ona adaleti öğretiyor, sevgiyi, hoşgörüyü öğretiyor. Ve bir gün Hızır Aleyhisselam dersine giderken bütün insanların bir sokaktan kaçtığını gördü. İnsanların kaçtığı o sokağa giriyor. Kaçanlara soruyor, niye kaçıyorsunuz? Orada kuduz bir köpek var. Köpek mi? Evet, köpek var. Ama köpek kuduzdur. Bir kişiyi az da olsa ısırması yeterlidir dedi. Onun salyası bile insanı kuduz yapar. İnsanın ölümüne sebep olur. Hızır Aleyhisselam o sokakta ilerlemeye çalıştı. Onu tanımayan iyi niyetli bir yaşlı, oğlum gitme dedi. Orada kuduz bir köpek var, seni parçalar. O ilerliyor. Kuduz köpek yolun ortasında durmuş, ağzından salyaları akıyor. Hızır Aleyhisselam, işte bugün her şeyin doğrusunu anlayacağım gündür dedi. Ve eline bir taş aldı, sapanın içine koydu. İçinden şöyle dua etti. Ya Rabbi, abidin bana anlattıkları doğru ise
benim attığım bu taş ile o kuduz köpek ölsün, halk zarar görmesin. Ve ya Allah deyip bütün gücüyle taşı fırlatıyor. Bir taş ile o kuduz köpek ölüyor sevgili kardeşler. Mahalle sakinleri, oradan geçmekte olan bütün insanlar hepsi onu alkışladılar. Onu tanıyanlar çok yaşa Belya, geleceğin meliki olduğunu ispat ettin dedi. Aferin sana diye bağırdılar. O halkın sevinç gösterine aldırış etmeden yoluna devam ediyor. Abidin yanına koşuyor. Hızır aleyhisselam, abid zatın yanına giderken Melik Melkan'dan ödül almak isteyen birçok kişi idareye koştular. Melik Melkan'a gittiler. Dediler ki sana müjdeler olsun, oğlum bir taşla kuduz bir köpeği öldürdü. Halkı kurtardı. Herkes ödüller aldı. Hızır aleyhisselam ise büyük bir tevekkül ile hocasının yanına gidiyor. Abid daha Hızır aleyhisselam hiçbir şey söylemeden tebessümle karşılıyor onu. Bugün beni imtihan ettin değil mi diyor. Hızır aleyhisselam ses çıkarmıyor. Çok iyi ettin. Şimdiye kadar ilmel yakin olarak inanıyordun ama şimdi ise aynel yakin olarak inandın. Şimdi imanın pekişti dedi. Kuvvetlendi. Bütün dünya bir araya gelse bile artık seni yolundan alıkoyamaz. Bütün dualarının kabulü için sana ismi azamı öğreteyim dedi. O mübarek ismiyle elde edilen duaları Allah mutlaka kabul eder. İşte İsmi Azam buradan geliyor. İsmi Azam duasından sonra senin artık benden alacağın bir ilim kalmaz dedi. Bana ihtiyacın kalmaz. Beni tamamen de terk etme ama dedi. Ara sıra gel. Beni sohbetinden mahrum etme. Bundan böyle ben senden irfan alacağım dedi hocası. Elbette böyle gitmez. Allah insanları doğru yola davet etmek için peygamberler gönderecektir. O peygamberlere koş dedi, onlara iman et, onların bilgilerini al dedi. Ve Hızır aleyhisselama ismi azam duasını öğretiyor. Hızır aleyhisselam akşam vakti saraya döndüğünde sarayın süslendiğini görüyor. Her tarafta ateşler yakılmış. Hızır aleyhisselam sarayın dış kapısına yaklaştığı zaman borular ötmeye başladı. Hızır aleyhisselam bir mana veremedi. O anda babası karşısına çıkıyor, alnından öpüyor. Aslanlar aslanı oğlum. Hızır aleyhisselam ne oldu diye soruyor. Sen dedi bugün babanın oğlu olduğunu ispat ettin. Kimsenin üzerine varamadığı kuduz bir canavarı öldürmüşsün. Bu davranışın benim için takdire şayan bir hareketti. Melkan oğlunun bu kahramanlığından dolayı 3 gün 3 gece fakirlere yemekler, ziyafetler veriyor. Hızır aleyhisselam artık babasının yanındadır. Öz babası, Nemrut'tan sonra gelen baş kafirin yanındadır. Oğlunun güzel yerlere gelmesi için ona kahinler, sihirbazlar, bilginler tutmuştu. Ama Hızır aleyhisselamı eğitmekle görevli olan kahinler, o sihirbazlar, bilginler, onun sahip olduğu bilgi ve irfan karşısında hayret ediyorlardı. Kahinler, sihirbazlar, bilginler bir gün toplandılar. Hızır aleyhisselamın sahip olduğu bilgiyi, kaynağını öğrenmek için toplandılar. Müzakere halindeyken Melik Melkan, Hızır aleyhisselamın babası, bunları çağırdı. Hızır aleyhisselamın resmi hocalarına soruyor. Nasıl, Belya'nın durumu iyi mi diyor. Hocalarının rengi atıyor, sararıyor. Melkan hocanın konuşmamasına, renginin atmasına kızıyor. Oğlumu sordum, duymadınız mı? Kekeleyerek konuşuyor. Efendim, Belya'nın durumu çok iyi diyor. O yüksek bir zekaya, bilgiye sahiptir. Onun halini bizden değil, bizim halimizi ondan sorun. Onun bilgisine sahip bir insan bu çağda bulunmaz diyorlar. Bütün insanlar bir araya gelseler, onun düşündüklerini düşünemezler. Ondaki akıl öyle zannediyorum ki, şu anda yaşayan insanların hiçbirinde yok.
biz ona ders veremiyoruz. O bize ders veriyor. Melik daha da kızıyor. Bundaki tuhaflığı anlayamadım diyor. Mesele nedir? Hocalar boyunlarını büküyorlar. Ondaki ilim beşeri bilgiler değildir. Nedir o zaman? Kızmayın efendim. Onun ilmi bizim ya da herhangi bir insan tarafından ona öğretilmiş bilgiler değildir. Nedir o zaman? Hepsi boyunlarını büktüler. Melik heyecanla soruyor. Belya'nın bilgisi nedir? Bilginler birbirlerinin yüzlerine baktılar. Yaşlıları ileriye atılıyor. Oğlunuzda bizim bilmediğimiz, bugüne kadar işitmediğimiz marifetler vardır. Nasıl yani dedi. Baş kahin cevap veriyor. Efendim, bizler kahiniz. Bizim yaptığımız şeyler sihir cinsindendir. Aslında sihirin bir realitesi yoktur. Hepsi bir çeşit göz boyamadır. Halkı aldatmaktır. Biz sihirle insanların başını kesiyoruz. Onların vücutlarını ikiye bölüyoruz. Kendimize şiş batırıyoruz. Kendimize kılıç vuruyoruz. Kılıçlar diğer tarafımızdan çıktığı halde bir damla kan akmıyor. Bütün bunlar hakikatte büyüdür diyor. Yani bizim yaptığımız eşyanın cevherini değil, insanların gözlerinde vasfını değiştirmektir. Büyü yapıyoruz diyor. Nasıl yani dedi Melkan. Mesela dedi biz elimize toprağı alıp altın haline getiriyoruz. Biz toprağın cevherini değiştiremiyoruz. Sadece vasfını değiştiriyoruz. Toprak haline getirdiğimiz altını ateşe tutarsanız, tuttuğunuz zaman hakiki altın gibi erimez, toprak gibi dökülür. Eğer yaptıklarımızın bir realitesi olmuş olsaydı, devlet bizi savaşlara götürürdü. Düşmanların kılıçlarıyla yaralanan askerlerimize büyü yapardık. Düşmanların kılıçlarının onlara zarar vermemesini, kimseden kan akmamasını sağlardık ama gerçekte böyle bir şey yok. Bizim yaptığımız büyülerle eşyanın cevheri değişmiyor. Ama oğlunuz böyle değil dedi. Onunki realitedir dedi. O bir şeyin olmasını dilediği zaman herhangi bir büyü sihir yapmadan o şey kendiliğinden oluveriyor. Onun dilemesiyle eşyanın cevheri de değişiyor. O demiri su haline getirdiği zaman o demir gerçekten içilebilecek tatlı hoş bir su oluyor. Melkan soruyor. Bu bilgiler insanlık için tehlikeli midir diyor. Hayır efendim. O bilgiler insanlık için faydalıdır diyor. İnsanlığı aydınlığa, kurtuluşa götüren, insanlığa huzur veren, saadet veren güzel gerçek bilgilerdir diyor. O zaman bunda korkulacak bir mesele yoktur diyor. Yoktur efendim. Oğlunuz şu anda yeryüzünün en bilgin insanıdır. Ondan daha büyük bir alim bulamazsınız. Onu bir derya gibi, onun daha doğrusu bir derya gibi olan ilmini biz ondan istifade ediyoruz. Ama diyor, o ilim bizi korkutuyor. Bizim korkumuzun asıl kaynağı ise Belya'nın ilme düşkün olması, ilimde ilerlemesidir diyor. Bunlar güzel şeyler değil mi? İlimde ilerlemek, ilmi sevmek, kendini ilme vermek herhangi bir insan için çok iyidir. Ama diyor Belya, geleceğin meliki olacak. Sizin mülkünüzün varisi olacak. Onun bütün zamanını, akıl, fikir, zekasını ilme vermesi tehlikelidir. O ilim adamı değil, bir devlet adamı olarak yetişmesi lazım. Peki ne yapmamız lazım? Dediler ki, kendisine fark ettirmeden onu ilim tahsilinden alıp askeri ve idari tahsile verin. Kendisine geleceğin meliki gözüyle bakılıyordu. Geleceğin meliki olacak olan Belya, bir melikte bulunması gereken bütün beceriyi, bütün yetenekleri elde etmesi için disiplinli bir eğitim, öğretime tabi oluyor. Melkan, kahinlerin sözlerine uyarak oğlu Belya'yı askeri idari eğitime veriyor. Hızır Aleyhisselam'ın gençliği hep eğitim öğretim ile geçiyor. Ve Melkan, Hızır Aleyhisselam için memleketten en iyi silahşörleri, en iyi idarecilerden hocalar tutuyor. Ve yine Hızır Aleyhisselam, ata binmeyi, silah kullanmayı, yüzmeyi, savaş tekniklerini, insan idare etmesini, orduların sevk ve idaresini, memleketinin kanun ve adaletlerini
zamanında bir kralın ve idarecinin bilmesi gereken kısacası bütün bilgileri, hepsini alıyor. Hızır aleyhisselam silah kullanmada çok mahirmiş, ata binmede büyük bir ustaymış. O devirde onun kadar güzel at kullanmasını, onun kadar iyi savaş tekniklerini bilen hiç kimse yokmuş. Hatta ona ders vermekle görevlendirilen hocalar bile ona yetişemiyorlarmış. Bütün hocalar onun bu gücünün, o bilgileri karşısında boyun büküyorlarmış. Sensin diyorlarmış. Devrin ve çevrenin kendine güvenen tüm silahşörlerini, bütün kahramanlarını mağlup etmişti Hızır aleyhisselam. Kimse onun bileğini bükemiyordu. Güçlüydü, kuvvetliydi. Bütün askeri, idari erkan, yani o halk artık ona kral gözüyle bakıyor. Onun bir an önce başlarına geçmesini istiyorlardı. Hızır aleyhisselam ise bütün yakınlıklardan uzak olarak kendini ibadete verir, sürekli Allah'a ibadet ederdi. Ve evleniyor Hızır aleyhisselam. Evin tek erkek oğluydu. Babasına dediler ki, senin Belya'dan başka oğlun yoktur. Belya'yı bir an önce evlendir ki mülküne sahip çıkacak mirasçıların olsun. Melkan bu fikri beğenmişti. Hızır aleyhisselamın anne ve babası bir an önce onun mürüvvetini görmek istiyorlardı. Torun sahibi olmak, saltanatlarını güvence altına almak, evlendirmek istiyorlardı. Hemen gelin adayı aramaya başladılar. Valiler, soylu aileler, kızlarını saraya gelin verebilmenin heyecanına tutulmuş. Gelinlik çağdaki kızlarını Hızır aleyhisselamın anne ve babasına beğendirmenin ya da beğendirebilmenin yarışı içine girmişler. Kendisini ibadete vermiş, Cenab-ı Allah'tan başka bir şey düşünmeyen Hızır aleyhisselam ise evlenmek istemiyordu. Yalnız Hızır aleyhisselamın başta evlenmekten kaçmasının sebebi evlenmemek değildir. Evlenmek peygamberlerin sünnetidir. Hızır aleyhisselamın evlenmemesinin sebebi, küfrün hakim olduğu bir dönemde neslin korumasının zor olmasıydı. Kendisini kurtarabiliyordu zar zor. Ama küfrün hakim olduğu bir dönemde çocuklarını kurtarması çok zordu. Hele kendisinden bir çocuk isteyen babasının elinden çocuklarını kurtarıp imanlı yetiştirmek çok zordu. Çünkü babası baş kafirdi. Zaman ve zemin elverişli olduğu zaman Hızır aleyhisselam evlendi. Önce evlenmek istemedi sevgili kardeşlerim. Çünkü o zaman bütün halk Nemrud'a secde ediyordu. İlah olarak onu biliyorlardı. Kimse İslam dinini, yani Rabbini tanımıyor, bilmiyorlardı. Hızır aleyhisselamın da tek isteği ibadetti. Çünkü o ibadetten zevk alıyordu. İlim ile meşguldü. Tefekkür ile zaman geçiriyor. Bütün insanların heykellere, putlara, krallara, yıldızlara taptığı bir dönemde o kendisini yaratan, kendisine sayısızca nimetler veren, kendisini imtihan için dünyaya gönderen Allah'a daha çok nasıl ibadet edebilirim diye düşünüyordu. Ve o bu ulvi düşüncelere daldığı sırada onu zorla evlenmeye razı ettiler. Ona zamanın meliklerinden birinin Elsa adında kızını buldular. Elsa çok güzel bir hanımefendiydi. İyi ahlaklıydı. Genç bir kızdı. 40 gün 40 gece şenlikler yapıldı. Bayram ilan edildi. Halka bol bol hediyeler dağıtılıyor. Ziyafetler veriliyor. Ve Hızır aleyhisselam ilk gece hanımı Elsa'yı karşısına alıyor. Ağır ağır konuşuyor. Elsa, sana bir sır vereceğim. Eğer onu tutarsan dünya ve ahirette mutlu olursun. Ben babamın dini üzere değilim. Beni, seni, bütün kainatı yaratan, onları idare eden, bizi kendisini tanımamız, kendisine ibadet etmemiz için dünyaya gönderen Cenab-ı Allah'a inanıyorum. Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih gibi istersen benimle birlikte kalırsın, sadece Allah'a ibadet ederiz. İstersen gidersin. Tercih senindir dedi. Elsa şaşırıyor.
uzun süre sessiz kalıyor, başını büküyor. Hızır Aleyhisselam'ın yüzüne bakamıyor, ağlıyor, hayalleniyor, üzerine bir damla gözyaşı döküyor o hayallerinin. Çünkü onun için çok farklı şeyler vardı, farklı düşünceleri vardı. Kraliçe olmak için ne kadar çok çalışmıştı, ne diyeceğini bilemiyordu. Hızır Aleyhisselam'ın hiçbir etki altında kalmadan kendi aklın ve mantığın ile Allah'ın varlığına ve birliğine inandın mı sesiyle irkildi. Kendine geldi. Şaşkın şaşkın titrek sesle efendim diyebildi sadece. Hızır Aleyhisselam tekrar etti. Bu kainat ve içindeki mahlukat kendiliğinden var olmazlar. Bizleri yaratan Cenab-ı Allah'a ibadet etmeliyiz. İnsanlığın kurtuluşu için dua etmeliyiz, değil mi dedi. Evet anlamında başını salladı. Hızır Aleyhisselam dünyalar güzeli işini bırakıp çok sevdiği alemlerin Rabbinin rızasını kazanmak için, o yüce Mevla'ya ulaşmak için, vuslat için ibadete kalkıyor. Dönüp hanımına baktı. Sıkma canını dedi. Gün gelir zifaf gecemiz de olur. Şu anda zifafa yani o ilk geceye hazır değilim dedi. Elsa da onun arka sıra yürüdü. Beraberce ibadet ettiler. Yıllarca evleri cennet bahçelerinden bir bahçe oldu. Hep zikir edildi. Yalvardı, ibadetler edildi. Ama Hızır Aleyhisselam hanımına elini sürmedi. Bütün insanlığın güneşe, aya, yıldıza, puta, heykele yani krallarına taptıkları bir zamanda zeminde onlar Allah'a ibadet ediyorlardı. Tabi zaman geçtikçe anne babasının yüreğine de ateşten bir kor düşüyor. Oğlum, neden çocuğunuz olmuyor dedi. Hızır Aleyhisselam kendisinden emin bir şekilde çocuk Allah vergisidir. Eşini çağırdılar. Aynı soruyu Elsa'ya sordular. Kadıncağız Hızır Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevabı verdi. Çocuk Allah vergisidir. Bir süre daha sessiz beklediler ama fırtına koptu. Geline bağırıp çağırdılar. Sen kısırsın dediler. Neslimizi keseceksin. Hemen oğlumuzu evlendireceğiz bir başkasıyla dediler. Hızır Aleyhisselam istemedi ama zorladılar. Eş aradılar. Güzel, doğurgan, dul bir eş buldular. Sırf çocuk doğurması için. Zifaf gecesi yani o ilk gece Hızır Aleyhisselam bu kadına da sana dedi bir sır vereceğim. Tutarsan dünya ve ahirette mutlu olursun. Allah'ın rızasını kazanırsın. Nedir efendim? Dedi ki ben bu kainatın kendiliğinden yaratılmadığına inanıyorum. Bu kainatı yaratan bir kuvvet var, o da Allah'tır dedi. Ben Allah'a inanıyorum. Ben ona ibadet ediyorum. Senin de Allah'a inanmanı, ona ibadet etmeni istiyorum. Benim kadınlara ihtiyacım yok dedi. Ben Cenab-ı Allah'ın cemaline meftunum. Allah'ın aşkından ve sevgisinden başka bir şey düşünemiyorum. Seni şu anda düşünecek halde değilim dedi. İstersen benimle kal, Allah'a ibadet et, istersen çek git dedi. Kadın Hızır Aleyhisselam ile kaldı. Zaman ilerledikçe Hızır Aleyhisselam'ın anne ve babasının kalbi heyecanla artıyor. Birkaç yıl sonra çocuğu olmayınca Hızır Aleyhisselam'a tekrar sordular. Oğlum, neden çocuğun olmuyor? Hızır Aleyhisselam aynı cevabı verdi. Evlat Allah vergisidir. Kadını çağırdılar. Sen bize torun vermen için saraya gelin geldin. Hani çocuk nerede? Kadın, çocuk Allah vergisidir. Benim bir etkim olamaz dedi. Kadını azarladılar. Ölümle korkuttular. Kadın ağlayarak ben suçsuzum dedi. Bütün suç oğlunuzda dedi. Bunca zamandır yanındayım ama bana hala elini sürmüş değil dedi. Ne diyorsun sen dediler. Geceleri sabaha kadar ibadet ediyor sizin oğlunuz. Kime ibadet ediyor? Alemlerin Rabbine. Melkan Hızır Aleyhisselam'ın birinci eşini çağırıyor. O kız da oğlunuz bugüne kadar hala bana el sürmüş değildir dedi. Melkan kızıyor. Nemrut'tan başka ilah mı olurmuş diyerek Hızır Aleyhisselam'ı sorgulamak için askerler gönderiyor. Melkan'ın huzurunda olan iyi niyetli devlet adamlarından bazıları askerlerden önce Hızır Aleyhisselam'a geldiler.
Dediler ki, babanız sizi sorguya çekecektir. Yakalanmasını önlediler, yakalanmamasını da önerdiler. Eğer yakalanırsan dedi, çok acı işkenceye tutulursun. Ya dininden dönersin ya da feci şekilde can verirsin dediler. Hızır aleyhisselam yakalanmamak için önceleri saklandı. Baba yurdu ona zindan olmuştu. Memleketi kendisine hapishaneydi. Sıkılıyordu. Saklanacak yer bulmakta çok zorluk çekiyordu. Sevdiği bazı dostlarının evinde gizlendi. Ana yurdu kendisine dar geldi. Ve Hızır aleyhisselam için şehir artık didik didik aranıyor. Gidebileceği bütün evlere geceleri baskın yapılıyor. Dostlarına, yakın arkadaşlarına işkenceler yapılıyor. Belya'nın yerini söyleyin yoksa onun yerine sizi öldürürüz diyorlardı. Günden güne durumun kötüye gittiğini görünce geleceğinden endişelen Hızır aleyhisselam akıbetinden korkarak sessizce şehirden çıkıp hicret ediyor. Yıllar sonra Hızır aleyhisselam can korkusu ile baba ocağından kaçıp sokağa çıktığı zaman nereye gideceğini de bilmiyor. Gece sabaha kadar sokaklarda gezdi. Sabaha doğru köyü aklına geldi. Kimseye görünmeden köyünün yoluna düşüyor. Gündüzleri ormanlıkta gizleniyor. Doğduğu aslanlı mağaraya gidiyor. Orada kendisini ibadete veriyor. Candan, gönülden, ihlas ile Allah'a ibadet ediyor. Karanlık çöktüğü zaman Hızır aleyhisselam mağaradan çıkıp köye doğru geliyor. Sessizce Elma annenin evine geliyor. Elma, kocası Ebleya, Hızır aleyhisselamı görünce boynuna sarılıyorlar. Onu büyük bir hasretle öpüyorlar, bağrına basıyorlar. Elma ağlayarak, oğlum, yıllardır yolunu bekleyip gözledim. Tebessüm ediyor Hızır aleyhisselam. İşte anneciğim, sana geldim. Ben sizi asla unutmadım. Daha sonra Hızır aleyhisselam başından geçen olayları anlatıyor. Çok üzüldüler. Ebleya, yanımızda kal, seni saklarız dediler. Nerede saklayacaksınız? Balta girmedik ormanlarımızda saklarız seni. Ormanların kuytu yerlerini sen benden daha iyi biliyorsun dedi. Hayır dedi Hızır aleyhisselam. Ben sizi tehlikeye sokamam. Ya ne yapacaksın? Bir fırsatını bulup uzaklara kaçacağım dedi. O gece sabaha kadar konuşup hasret giderdiler. Sabahleyin Belya'nın köye geldiğini işiten bütün köylüler Elma'nın evine toplandılar. Hızır aleyhisselamın başına gelenlere üzüldüler. Köylüler dediler ki, sana asker olmaya hazırız. Senin yolunda seve seve canımızı veririz. Buralardan ayrılma, mücadele et. Seninle beraberiz dediler. Benim yüzümden kan akmasını istemem dedi. Yaşlı bir köylü Hızır aleyhisselama sesleniyor. Bu hep böyle mi gidecek? Biz hep Nemrutların zulmü altında inim inim inleyecek miyiz? Hızır aleyhisselam, böyle gelmediği gibi elbette böyle gitmeyecektir. Elbette bir gün Nemrut'un zulmünden kurtulacağız dedi. Diğer bir köylü soruyor. Hangi yol ile kurtulacağız? Hızır aleyhisselam cevap veriyor. Daha önce insanlığı aydınlatmak için Allahu Teala Nuh aleyhisselamı, Hazreti Hud'u, Hazreti Salih'i peygamber olarak gönderdiği gibi elbette bizlere de bir peygamber gönderecektir. Ama ne zaman dediler, onu Allah bilir. Daha sonra Hızır aleyhisselam köylülerle vedalaşıp tekrar yola çıkıyor. Köylünün biri soruyor, nereye? Bilmiyorum, bir yoldur gidiyorum. Ve Belya'nın kaçması ile şehir çalkalanıyor. Etrafa dedikodular yayılıyor. Bir araya gelen iki kafadar şöyle konuşuyorlar. Melkan'ın oğlu hastaymış. Evlendiği kadınlara el süremediği için kaçmış. Hastalığı nedir diyorlar. İktidarsızlık diyenler vardı. Hayır, yanlış biliyorsun dedi. O Nemrut'u ilah olarak kabul etmiyormuş. Diğer insanlar gibi put ve heykellere de tapmıyormuş. Ya neye inanıyormuş dediler. Rabbül Alemin dediği eşi benzeri olmayan bir ilaha inanıyormuş. Nasıl bir ilahmış o dediler. İnsanlar kendi aralarında konuşuyor. Bütün varlıkları yaratan, dünyayı, ayı, güneşi, yıldızı, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyi yoktan var eden, diri olan, her şeyi gören, işiten, eşi benzeri olmayan Allah'a inanıyormuş. Belya çok akıllı bir insandı.
onun inancı da akıllıca bir inançtır. Ne mutlu ona ve onun yolundan gidenlere. Nemrutların, putların, heykellerin kendilerine hayrı yok. Onların ilah olmaları asla mümkün değil. Ben de Belya'nın inandığı Rabbe iman ettim dedi oradakiler. Ben de iman ediyorum diyorlardı. Bazıları Belya'nın kendisi için saltanatı terk ettiği bir ilah elbette çok güzel bir ilahtır. Keşke ben de o ilahı tanımış olsaydım diyorlardı. Belya'nın inancı saltanatı terk etmesi halkı büyülemişti. Halk Nemrutlara olan inançlarını sorgulamaya başladı bu sefer. Artık kimse işten gelerek putlara tazim etmiyordu. Putlara şüpheyle bakıyorlardı. Putlardan, heykellerden daha bir ilah var olduğunu öğrendiler çünkü. Allah-u Teala Hazretlerinin ibadet edilmeye daha layık olduğunu kabul ettiler. Ve Hızır Aleyhisselam'ın hicreti üzerine Melik Hızır'ı yakalatmak için bütün askerlerini seferber etti. 100 askerini değişik yollara gönderdi. 10 kişilik asker grubu Hızır Aleyhisselam'ı bir yerde yakaladılar. Babanın emri var, seni götüreceğiz dediler. Hızır Aleyhisselam onlara dönüp dedi ki, babam sizden başkalarını da beni yakalaması için gönderdi. Evet dediler. Askerler gülüşüyorlar. Dediler ki, sizden başka çok kişinin beni aramaya çıkması, sizin gibi iyi yürekli, merhametli, değerli kişilerin beni yakalaması çok iyi dedi Hızır Aleyhisselam. Askerler Hızır Aleyhisselam'ın karşılığında kendilerine çeki düzen veriyor. Saygıyla eğiliyorlar. Hızır Aleyhisselam'ı seviyorlardı. 10 kişilik grup. Hızır Aleyhisselam devam etti. Sizden bir ricam var dedi. Buyurun efendim dediler. Siz beni babama götürecek olursanız babam beni öldürecek dedi. Siz de ömür boyu vicdan azabı çekeceksiniz. Belki de babam beni öldürdükten sonra sizleri de öldürecek dedi. Evlat acısı kolay değil. Evlat acısı yürekleri yakar. İnsanın içini de alar. Ayrıca biliyorsunuz ki ben iyi silah kullanırım. Benim gücümün 100 kişiye yettiğini iyi biliyorsunuz. İsterseniz savaşalım dedi. Nasıl olsa ben şu anda her şeyi kaybettim. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sizlere yazık olur dedi. Çocuklarınıza yazık olur. Eğer dünyada ahirette mutlu olmak istiyorsanız beni serbest bırakın. Babama da oğlunu görmedik deyin. Bu tarafa doğru gelen diğer askerlere de o tarafa baktık Belya yoktu deyin. Askerlerin içine bir korku girdi. Benliklerini korkuyla karşılık bir merhamet kapladı. Hızır Aleyhisselam'ı salıverdiler. Melik'in huzuruna geldiklerinde 9 tanesi efendim Belya'yı gördük dedi. Bu sefer kararlarını değiştirdiler. Nerede dedi? Onlar kendisini bırakmamız için çok rica etti. Ağladı, sızladı. Biz de onun ağlamasına dayanamadık, serbest bıraktık dedi. Biri de hayır efendim dedi. Bu arkadaşlarım yalan söylüyor. Oğlunu görmedik. Dediyse de pek inandırıcı olmadı. Melik onlarla birlikte bir bölük asker daha gönderdi. Gittiler onların dediği yerde arama yaptılar. Günlerce Hızır Aleyhisselam'ı aradılar ama izine rastlamadılar. Eli boş döndüler. Melik küplere bindi, kızdı ve o 9 kişiyi idam etti. İmanında sadık olan 10. kişi ise kaçarak kurtuluyor. Melkan dul olarak aldığı gelini çağırıyor. Ona diyor ki oğlumun bu hallere düşmesine sen sebep oldun. Kadıncağızın feryadına figanına bakmadan idam ediyor. Diğer gelini can korkusuyla evden kaçıyor. Ülkede can mal emniyeti kalmamış. İnanç hürriyeti asla yok. İnsanlar büyük bir yol ayrımına gelmiş. Yollar çatlamış. Biri Nemrutlara, putlara, heykellere gidiyor. Sonu uçurum olan bir yol. Diğeri ise Allah'a giden bir yol. Hızır Aleyhisselam'ın saltanatı pahasına tutuşturmuş olduğu akıl ve mantık yolu. İnsana hürriyet bahşeden yol. İnsana insan olduğunu hatırlatan yol. O güne kadar düşünce nedir bilmeyen, gönül dünyalıların o sesine kulak vermeyen insanlar kainatın yaratılışı hakkında düşünmeye başlıyorlar. Kendi iç dünyalarında Nemrut'u sorguluyorlar. Çok acayip bir olay var. Hızır Aleyhisselam'ın ayrılışından sonra Elsa'nın hayatı tehlikeye giriyor. Çünkü Melik Melkan Elsa'nın kumasını idam etmişti. O da kaçarak
imanından, daha doğrusu hayatını kurtarmış ama imanından dönmemişti. Bir yolcu kafilesine katılarak Firavunların memleketine doğru yola çıkıyor. Nemrut'tan kaçıp Firavun'a gidiyor. Kuyudan su çeken kişi bir gün yolda giderken kuyudan su çektiler o topluluk. Hızır Aleyhisselam'ın, kafanız karışmasın şimdi, bir daha anlatayım baştan. Hızır Aleyhisselam'ın eşi Elsa bir grup kafile ile şehirden dışarıya çıkıyor. Yolda giderken o gruptan bir tanesi bir kuyudan su çekiyor. Kuyudan su çeken kişi kuyuya kovayı salarken Bismillahirrahmanirrahim dedi. Onun besmele çekmesi de Elsa'nın dikkatini çekiyor. Elsa adamın elinden suyu alıyor, içeceği zaman o da besmele çekiyor. Elsa'nın besmele çekmesi, o da adamın dikkatini çekiyor. Diyor ki, sen bunu nereden biliyorsun? Neyi? Bismillahirrahmanirrahim demesini. Eski kocamdan diyor. Kocan kimdi? Melik Melkan'ın oğlu Belya'ydı diyor. Adam seviniyor. Ben de Melik Melkan'ın askerlerindendim diyor. Elsa korkuyor, rengi sarıya kesiliyor. Beni yakalamak için mi geldin? Hayır diyor. Ben de senin gibi Melik Melkan'ın zulmünden kaçıyorum. Sebep? Melik Melkan bizi Belya'yı yakalamak için göndermişti. 10 kişiydik. Onu gördü, bize nasihat etti. Hepimiz onun sözlerini kabul ettik. Melik Melkan'ın yanına gittiğimiz zaman Selin oğlunu görmedik diyecektik ama geri geldiğimizde 9 arkadaşım sözlerinden caydılar. Melik Melkan'a yağcılık yaptılar, onu gördüğümüzü söylediler ama ben inkar ettim. Melik Melkan Belya'yı gördüğümüz yere 100 kişilik bir asker gönderdi. Onu göremediler. Melik Melkan da o arkadaşlarımı idam etti, ben de korktum. Eşimi, çocuklarımı, malımı bırakarak kaçtım diyor. Elsa seviniyor, rahat bir nefes alıyor. Yolculuklarına devam ettiler. Kendi inançlarından bir kişiyi bulmanın sevinciyle bütün kederlerini unuttular. Firavun'un memleketine vardıklarında da Hızır Aleyhisselam'ın eski eşi Elsa bu kaçan askerle hayatını birleştiriyor. Evleniyorlar. Ve şöyle sözleşiyorlar. Hangimiz önce ölürse onun mezarını evimizin içine gömelim. Küfür ehlinin, put ve heykellere tapan akılsız beyinsizlerin mezarlığına ölümümüzü gömdürmeyelim. Ve o evlilikte Elsa'nın 3 çocuğu oluyor sevgili kardeşlerim. 3. çocuğu daha süt emerken Elsa kocasını kaybediyor. Daha önce aldıkları karar üzerine kocasını evinin içinde bir odaya gömüyor. Elsa kocasının matemini tutarken onu kötü komşuları şikayet ediyorlar. Bu komşumuz putlara, heykellere tapmıyor. Allah'a iman ediyor, ona ibadet ediyor. Firavun kadını huzuruna getirtiyor. Firavun Elsa'ya soruyor, sen kime iman ediyorsun? Kime ibadet ediyorsun? Elsa ise korkmadan, ben bütün varlıkları yaratan, eşi ve benzeri olmayan bir olan Cenab-ı Allah'a iman ediyorum. Firavun, bundan döneceksin dedi. Eğer dinimize dönmezsen, put ve heykellere iman etmezsen, seni çocukların ile birlikte yakarım dedi. Elsa, beni dilim dilim doğrasan da yine imanımdan vazgeçmem deyince, Firavun dev bir bakır kazana su koymalarını emrediyor. Kazan büyük bir gölü andırıyor, kocaman bir kazan. Kazanın altına ateş attılar. Su fokur fokur kaynamaya başladı. Bütün halk seyretmeye gelmiş. Firavun yine soruyor, ey kadın, sana son kez soruyorum. Eğer Allah'ı inkar etmezsen seni ve kocanı, daha doğrusu düzeltiyorum, seni ve çocuklarını ateşe atarım dedi. Ne yaparsanız yapın Allah'ı inkar edemem. Allah vardır, birdir diye haykırdı kadın. Ne yaparsanız yapın, inkar etmeyeceğim. Firavun'un kadının 4 yaşındaki oğlunu
kaynayan suya atıyor Firavun. 4 yaşındaki yavrucağı annenin gözleri önünde kaynayan suya atıyor. Ve çocuk feryat figanlarla ölüyor sevgili kardeşlerim. Firavun ikinci oğlunun elinden tutuyor, Elsa'ya annesine sesleniyor. Dönmezsen bunu da ateşe atarım. Elsa yine haykırıyor. Allah'ı inkar edemem. Onu bana veren Allah'tır. Veren Allah onu benden aldı diyor. Firavun kızıyor. İkinci çocuğun ateşe atılmasını emrediyor. İkinci çocuk da kaynayan o cehennemi suya atılıyor. Firavun Elsa'nın daha süt emmekte olan 3 aylık çocuğuna el atıyor. Çocuk anne kucağında alındığı zaman ağlamaya başlıyor. Elsa'nın gözleri yaşlarla doluyor. Ağlıyor. Onu seyreden birçok annenin yüreği sızlıyor. Elsa tereddüt etmek üzere süt emmekte olan küçük çocuk dile geliyor, konuşmaya başlıyor. Anneciğim, sabret, hepimiz cennete gireceğiz. Sakın dininden vazgeçme. Firavun ve etrafındaki bütün insanlar dona kalıyorlar, hayret ediyorlar. Annelerin çoğu feryat ediyor, bağırıyor. O çocuğu ve annesini öldürmeyin. O çocuğu ve annesini öldürmeyin. Firavun halk galeyana gelmesinden korkuyor ve hemen emrediyor. Allah'a inanan o kadını ve çocuğu kaynar suya atın. Elsa, sizden bir dileğim var diyor. Nedir? Bizleri öldürdükten sonra benim ve çocuklarımın kemiklerini evimizin içine gömün. Evi de üzerimize yıkın. Kabul dediler. Elsa'nın elinden tuttular. Çocuğu ile birlikte kaynar su kazanına attılar. Elsa kazana atlarken Allah diye bağırdı. Onların seve seve ölüme gittiklerini gören halk hep bir ağızdan Allah, her taraf Allah, Allah sesleriyle inliyor. Firavun halkın din değiştirmesinden korkuyor. Kazan dökerek kadının ve çocuklarının kemiklerini götürüp vasiyetleri üzerine evlerine gömüyorlar. O evden öyle güzel bir koku göklere doğru yükseliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken, bakın burası çok önemli, Miraç'a çıkarken bile o güzel kokuyu hissetmiş, bu güzel kokunun hikmetini de sorduğu zaman demişler ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sırf Rabbim Allah'tır dediği için 3 çocuğu ile birlikte kaynar kazana atılarak şehit edilen o imanlı kadının, o çocuklarının raihasıdır. Efendimiz onun kokusunu Miraç'ta aldığını söylemiştir.